merkezi bir topluluk her zaman bir arada olmuyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben şöyle bir şiirle başlayayım isterseniz. Biliyorsunuz bizim bölgemiz acılarla dolu bir bölge. Mükellef ilan oldu, gelin dediler. Cehennem deliğine girin dediler. Yeni de kartımı anam elime verdiler. Aman da beyim, vay efendim, bu nasıl emir? Kapandı kapılar, sürüldü demir. Aman beyim, vay efendim, künyem yazıldı. Şehir mezarlığına kabrim kazıldı. Mükellefin önüne astılar bayrak. Ankara'ya gitti, gelmedi evrak. 50 binliği verem, sürgünden beni bırak. Aman beyim, vay efendim, bu nasıl emir? Kapandı kapılar, sürüldü demir. Aman efendim, vay efendim, künyem yazıldı. Köy mezarlığına kabrim kazıldı. Mükellefin önünde yerli kantarlar, anafora da danmış gavur muhtarlar, mükelleften kaçanı sürgün yaparlar. Aman beyim, vay efendim, bu nasıl emir? Kapandı kapılar, sürüldü demir. Aman beyim, vay efendim, künyem yazıldı. Köy mezarlığına kavrim kazıldı. Mükellefiyet, burada madenci dostlarımız var. Salim Hoca vardı burada, görmüştüm. Bizden çok daha iyi bilirler süreci. Mükellefiyet, coğrafyamızın, aslında daha doğrusu maden coğrafyasının sadece bizimle alakalı değil, dostlarımız var. Ve bunlar, bir güzel tarafı var madenin. Türkiye'nin çok fazla farklı yerlerinden, Trabzon'dan gelmiş, Mardin'den, Kars'tan, işte aşağıdan, Bolu'dan gelmiş insanlar bir araya gelmişler. Öyle çok, öyle güzel de dostluklar kurmuşlar ki. Bir taraftan böyle bir şey var. Çünkü herkes birbirine muhtaç duruma gelmiş. Çünkü herkes oralı olmaya başlamış. Kandil'de mesela bunun örneğini ben... Ben gittim.